sık gidiyorum, orada da at biniyorum. Bizim saçımızın eksikliğinden biz emekli takımı sandı arkadaşlar. Ama aldandılar. Vallahi aslında bugün çok iyi oynadım ama. Yine de mağlup oldum. İyi yani. Allah içinize mutluluk versin diyorum. Buradan bütün Rumeli'ye, Balkanlara da sevgiler, öpücükler yolluyorum. Bakın neler oluyor beyler, beyler, beyler. Nerede alkışlar sizde? İşte güreş bu. Yatıyor, kalkıyor, güreşiyor. Seyirciden kendiliğinden alkışlar geliyor. Şimdi efendim, Ramazan ayını bitirdik hayırlısıyla ve son gününde bir iftar veriyorsunuz. İftar sebebinizi önce alalım Sayın Ecevit Keleş'ten. Yıl başkanlığı görevinden sonra Büyükşehir aday adayı oldum. Hayırlı ondan olsun. Sonra hem kendi işlerim hem böyle tatil maksadıyla bir Karadeniz turu yaptım. Geldim. Tüm örgütlerimizi burada birlik beraberlik mesajı vermek için böyle bir iftar verme gereği duydum. Bayram öncesi böyle bir birlik beraberlik mesajı vermemiz bizim için önemlidir. Bayram sonrası zaten sahaya çıkacağız. Sahaya çıktıktan sonra böyle bir arenada belki arkadaşlarla buluşamayabiliriz. Ondan dolayı daha farklı bir hal alır diye düşünüyorum. Şu an benim bildiğim kadar, yanlış biliyorsam düzeltin lütfen. İki aday adayısınız değil mi? Evet. Ona da yani, davet ettim. Kendisini de davet ettim. Bütün arkadaşlara davet ettim. İnşallah onun da bir iftarı vardı. Belki ondan önce, belki ondan sonra gelecektir. Yani burada hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partililer arasında koltuk sevdalı diye bir olay yoktur. Herkes beraber, birlik beraberlik içerisinde siyaset yaparlar. Şu mesajı alıyorum ben. Yani ben kaybetsem de kazansam da birlik ve beraberliğimiz değişmeyecektir. Ben bunu arkadaşımız da kazansa bana çalışacağız. Tabii. Ben de kazanırsam onlar da bana çalışacak. Bu birlik ve beraberlik devam edecek siyaset diyoruz. Siyaset budur. Çok gönüldaşımız var, çok partilerimiz var, çok emektarlarımız var. İlaven olacağım diye mahiyet yok. Bir yere aday olabilirsiniz, aday olamazsınız. Siyaset çok uzun bir süreçtir, çok uzun bir maratondur. Bu maratonda insanlar, taban, halk bunu değerlendirir. O açıdan biz de bu düşüncelerle siyaset yapıyoruz. Evet. Çok erken ama belki söylemek isterseniz, Büyükşehir için büyük düşünceleriniz vardır mutlaka. Büyükşehir'le ilgili projelerimiz var. Kendi özgü yaptırdığım projeler de var. İl yönetimindeyken de yaptırdığımız projeler var. Ama şunu buradan, şu mesajı vermek istiyorum. 2014 30 Mart'ında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin olacaktır. Halkın olacaktır. Çünkü İptal Cumhuriyet ediyoruz. Halk Partisi dediğiniz zaman halk akla gelir. Evet. Halkın belediyesi olacaktır. Bu noktada her zaman bunu söylemeye ihtiyacı duyuyorum. Evet, bu seçim alacağız. Hayırlı olsun diyeceğiz. Çok teşekkür ederim. Peki. Çok sağ olun. Allah kabul etsin. Çok teşekkür ederim hepimizin. Davetiniz saygılar sunarım. Teşekkürler. Çok bizden de saygılar. Çok sağ olun. Sıdıka Yavaş. Evet. Ne iş yapıyoruz Ev Hanım? Ben emekli miyiz? Emekliyim. Emekliyim ben. Eşimden emekli maaşı alıyorum. Ne güzel. Ne yapıyorsun sen? Siyasetten ilginiz var mı? Evet. Erenler. Burada olduğunuza göre. Evet. Erenler Kadın Kolu Başkanıydım. Yönetime geçtim. Şimdi yönetimde çalışıyorum. Faal olarak çalışıyoruz. Evet. Kadınların faaliyetleri nasıl partinizde? Bizim kadınlarımızın faaliyetleri çok güzel. Erenlerde başarılmayanı başardık biz. Mesela neler yaptık? Mesela bütün mahallelerini gezdik. Bütün hanımlarla birebir konuştuk. Hepsinin fikirlerini aldık. Cumhuriyet Halk Partisi için neler düşündüklerini sorduk. Ne yapabiliriz dedik. Tabii kovulduğumuz yerlerde olmadı değil. Oldu. Yani hepsi dört dörtlük diye bir şey değil. Bayağı zorluklarla çok çok karşılaştık. Hele hele Erenler gibi bir yerde. Çok karşılaştık biz bunlarla ama çok çok önemli sorunlarımızı da açtık. Ama güzel mesafeler de çok güzel mesafeler katlettik. Evet. Çok güzel şeyler oldu. Devam ediyor. Olmaya da devam ediyor. Yani bir bayan olarak ben konuştuğum zaman çok güzel empati kuruyoruz. Siz de siyasetçi misiniz efendim? Efendim, yani ucundan kulağından siyasetle uğraşmaya çalışıyoruz. Hanginiz öndesiniz efendim? Arkadaşım. 3-4 sene oldu işte politikanın içine girdim ve çok sevdim. Böyle bir çalışma olduğunu daha yeni yeni öğrendim. Yani o zaman girince bilmiyordum. Oyunu veriyorsun, o kadar biliyordum ben.
Öyle değilmiş, çok güzelmiş siyasetle uğraşmak. Hani bir şeylere yardımcı olmak çok güzel. Peki bu güzelliğe bir de kimliğinizi de katalım. Ben Ayten Şentürk, ev hanımıyım. Sevgili izleyiciler, geldiğimiz iftarda Sakarya'nın tanınmış simalarından bir beyefendiyle beraberiz. Sevgili hocamla Sayın Yüksel Büyükakten. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Tabii aynı zamanda Yüksel hocam, Cumhuriyet Halk Partisi Sakarya İl Başkanı. Evet. Sayın Ecevit Keleş'in iftarına geldik hep beraber. Evet. Siz bir il başkanı olarak neler söyleyeceksiniz? Ülke öyle güzel günler geçiriyor ki böyle iyi olmak mümkün değil. İşte dünü yaşadık. Ülkenin genelkurmay başkanlığını yapmış insanların müebbet hapisleri verilmesi falan. Ama insanlar, herkes bizim gönlümüzde diyor. Yargı bir 10 yıl geçtiğinde ne olacağını bu ülkede kimse bilemez. Böyle sıkıntılar arasında da güzel şeyler de yaşayacağız. CHP önümüzdeki yerel seçimlere çok iddialı hazırlanıyoruz. İşimiz zor, onu biliyoruz. Ancak bir şeyin farkındayız. Eğer örgütlü olursanız, alanlara inebilirseniz, insanlara dokunabilirseniz bunu başaracaksınız. Biraz önce sözlerinizin arasında dediniz ki şimdilik iki aday var. Bu aday sayısı, adayı sayısı çoğalabilir. Evet. Hangi tarihe kadar aday adaylıkları için müracaatlar partinizde? Daha önce alınan karar gereği 31 Temmuz'a kadardı. Genel merkez bunu 2 Eylül'e kadar, arada bayram var, işte Ramazan var, öyle uzattı. Ama bir başka şeyin de altını çizdi genel merkez. Diyor ki adayları belirlerim. 2 Eylül'de bitiyor süre ama 15 Eylül'de aday adaylar arasından herkesi, kim aday yapacağımızı belirleyeceğiz. Bizim tüzüğümüz gereği büyükşehir aday adayları arasında aday belirleme genel merkezin yetkisinde. Ama ilçelerde mutlaka ilçelere soracağız dedik. Şu anda da eğilim, Sakarya'nın tüm ilçelerinde hemen hemen eğilim. Üyelerle bir temayül yoklaması yapmak birden fazla aday olduğu yerlerde. Onun için inşallah üyelerimizin de katkısı olduğu, parti içi demokrasinin çalıştığı bir şey göreceğiz. Fakat belediye meclis üyelikleri için dedik ki adaylarımız belli olsun. Herkes kendi ekibini, ben bu seçimi kiminle alırımı düşünsün. O zaman aday adaylarının belirlenmesinde de, meclis üyelerinin belirlenmesinde kadro de şekliyle, evet, değil mi? Böyle bir kendi fırsat tanımak için evet. Şubat 2014'e kadar belediye meclis üyelikleri için zaman ayırdı. Evet, şimdi Büyükşehir Belediyesi için iki tane aday adayımız belirlendi. Evet. İlçeler için durum ne efendim? Şu anda 2 Eylül'e kadar uzatıldığı için herkes, biliyorsun, insanlar bazen köşeden hani soteye yatmak derler ya, öyle bir bekleme alışkanlığı var. Onun için son herkes anda, evet. Öyle bekliyor. Biz belirlenen var mı ilçelerde? Vardır yani, elbet. Yani başvuran adayları belirlenen yok. Aday adaylığı işte. Sapanca'da Turan Fortacı istifa etmişti onun için. Geyve'de Erol Akyel ilçe başkanından istifa etmişti. O öyle var. Serdivan'da iki aday adayımız var. Atilla Albuyur ve eski ilçe başkanımız Haluk Akbay. Böyle devam ediyor. Evet. İnşallah. Hendek'te Remzi Atik diye bir arkadaşımız var. Her şeyin bir sonu, bir başı vardır.
başı vardır, her şeyin sonu bir başı vardır. Aşkın sonunda gözyaşı vardır, her damla damla sen olurdu giden. Aşkın sonunda gözyaşı vardır, her damla damla sen olurdu giden. Sevgili izleyiciler, Kazımpaşa'dayız ve bir askeri uğurlayacağız. Şimdi önce bir askeri bir tanıyalım bakalım. Tabii bizim geleneklerimizde askerleri uğurlamanın çok keyifli yolları var. Görüyorsunuz arkası şu an bomboş ama biraz sonra muhtemelen köy delikanlıların dolduracağı bir alan olacak. Evet, aynen. Önce bir seni tanıyalım. Adım Ercüment, soyadım Kaya. Kazımpaşa evet. Uzunköy mevkinde oturuyoruz, ikamet kaydediyoruz. Biz askere de gidiyoruz. Askere gidiyoruz. bizim buraların adetine göre işte evet. Gitmeden önce son bir eğlenti şeklinde güle evet. Oynaya gitme amaçlı tabii ki. Eğlencelerimiz oluyor. Onun onurunu, gururunu yaşayacağız arkadaşlarla beraber. İnşallah, inşallah hep beraber. Türk askerine yakışır bir gönderme yapacağız İnşallah, değil mi? İnşallah. Aynı keyifle de karşılayacağız inşallah. İnşallah. Nereye inşallah. Gidiyoruz? Isparta Komando Birliği, Piyade Komando Birliği çıktı şansımıza diyelim artık. Evet, evet. Nasip olursa ayın 14'ünde de yola çıkacağım. Ayın 15'ine teslim verdiler. Evet. Komando şimdi olarak. Askerlik kaç ay? Şu anda 15 ay. Saymaya başladı. Saymaya, şafa bence çok oldu saymaya başladı geri doğru. Evet, şu an asker sayılırsın değil şu mi? An sayılır. Şu an 13'ünde başlayacağız. 13'ünde 2 gün yol izin evet. Ne iş yapıyordun? Ben öğrenciyim. Aynı zamanlarda kendi orkestra ekibim falan var. Düğünlere çıkıyorum. Öğrencilik hayatını dolayısıyla biraz da yaşımız geç oldu askerliğe. Yaklaşık olarak da 3 sene geçti. Yani öğrenciyim derken öğrenciydin. Halen öğrenci hala misin? Hala öğrenciyim. Daha diplomayı henüz almak nasip olmadı daha elime. Üniversite öğrencisi. Üniversite öğrencisiyim. Bitirmeden gidiyorsun. Bitirmeden gidiyorum. Geldiğim zaman da... Neden daha, böyle bir karar verdin? Şöyle bir şey diyeyim. Alttan az dersim kaldığı için... Hani, ne okuyordun kadar, ve nerede? Kalıp bölümü okuyorum. 2 yıllıkta bizim Sakarya Üniversitesi Meslek Üniversitesi'nde. Evet. 2 yıllık. Tabii devam edecek eğitim bir yandan fırsat buldukça diplomayı alma yollarını tabii arayacaksın. Tabii ki tabii ki. Ama tabii aradan ki. Askerliği çıkaralım. Askerlik bir önce çıkartıp yapmak evet. istedik çünkü yaşımız da oldukça geçti artık. Evet. Hani bir önce yapmak lazım. Artık gitgide bize de koymaya yaşını nasıl yani. Geçtiğinizi anlamış diyelim. Ben tabii bir de kendime bakıyorum. Aynen. Onun için seni ben tabii oldukça küçük görüyorum kendime göre. Ama biraz önce seninle bir tanışma sohbeti yaparken evet. içimden geçeni söyleyeyim sana. Keşke hala asker olsaydım. Evet. Çünkü hala 20 yaşında olacaktım. Askerlik göz açıp kapayana kadar gidiyor. Üzerinden 39-40 sene geçti. Evet. Hayat da bitti. Geçen asker arkadaşından sohbet ediyorum. Evet. Durak Güzel. Buradan da selam olsun Urfalı kardeşime. Durak dedim halen asker olmayı ister miydin? İsterdim tabii. Niye? Çünkü halen 20 yaşında olacaktım. Aynen, dedi. Aynen. Oysa şimdi... askerlikte insanlar ama ne olur bir an önce bitsin. Hayır bitmesin. Evet. Geç bitsin tadını çıkarın benden bir büyük nasihat olarak. Kesinlikle aslında evet. öyle hani çünkü her yaşın bir güzelliği her dakikanın, var. Her dakikanın kıymetini bilir. Kesinlikle. Saatini demiyorum. Dakikanın kesinlikle. Askerlik inanılmaz. Yaş farkı var. Durumlu. Aramızda evet. hani şu an ben bile daha geçen seneki evet. hani ve onun üstüne hani hala çünkü gözümüzün önünde hala daha çünkü zaman geçtikçe yani. Bazı şeyi daha iyi anlayabiliyorsun. Haliyle işte her yaşın bir ayrı bir güzelliği geldiğinde, var. Geldiğinde birazcık da zaman geçtiğinde ne demek istediğimi o zaman o daha zaman, da iyi anlamış olacaksın. Aynen. Peki müzisyenlikle var hayatımda dedin. Evet. Neresindesin? Müzisyenlik bizim burada kır cemiyetleri, kır düğünleri. Daha önce düğün salonu, düğün salonundan... Hayır çıkıyor. Çalıyor musun, söylüyor musun? Tabii hem çalıyorum. Söyleme şu anda solistlerim falan var. Hı-hı. Daha önce salondayken söylüyordum. Şu anda ekibiniz ekip, var, ekip öyle kurduk. Mi? Sadece geçmişte o söylüyordun abi. Şimdi? Şu anda söylemek fırsatım yok çünkü bağlamacım aranızda. Kaç onlar... kişilik ekibiniz? Şu anda 3 kişilik ekibimiz. Sen ne çalıyorsun? Ben kendim ork klavye çalıyorum. Evet. Aynı zamanda bağlamacı arkadaşımız peki, var. Peki bu akşam Hüseyin çalacaksın mı, oynayacaksın mı? Ya Allah aslında bu akşam oynamaya taraftarız çünkü hep çaldık biraz da kendimiz oynayalım yani haliyle yine de kırmayı evet, çalarız yani. Evet. Sevgili izleyiciler az önce ifade etmeye çalıştığım gibi şu an arkaki alan bomboş ama biraz sonra
inanılmaz bir kalabalık olacak diye düşünüyoruz. Kesinlikle. Köylerin gençleri gelecek, eğlenecekler. Biz zaman zaman yine arkadaşımıza mikrofonu uzatacağız. Yine konuşacağız. Bu arada adını tekrar söyle. Arjumet Kaya. Evet, peki. Şimdilik hadi seni eğlenmeye gönderelim. Ol. Sonra görüşeceğiz. Sevgili izleyiciler, delikanlıyla röportaj yaptık. Şimdi babayı da yakaladık. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Hoş Kaç geldiniz. Tane evlat var? Hoş bulduk. 3 tane. 2 kız, 1 oğlan. Bir oğlan. Evet. Yani ilk askerin oluyor o zaman. İlk askerim ve son askerim evet. olacak inşallah. Adını da alayım. Özcan Kaya. Peki neler hissediyorsun? Hissedilmek anlatılamaz. Bu içinde yaşanılan bir duygudur. Büyük bir şereftir bizim için. Tabii ki. Yani vatanımıza böyle bir evlat yetiştirdiğimiz için evet. hayırlısıyla sağ salim gönderiyoruz. Sağ salim gelir. Evet. Temennimiz bu. Evet sevgili izleyiciler, ben de 2 evlat gönderdim askere ve senin gibi boğazım düğümlendi. Halen aynı heyecanı yaşıyorum. Çok önemli bir gün bu babalar için. Tabii ki. Ne yani. Mutlu babalara. Allah hayırlısıyla göndermeyi nasip etsin. Yine hayırlısıyla karşılamayı ve Elbette bu gururu yani. Hepimize her daim yaşatmayı nasip etsin. Ne mutlu asker babası olmak. Evet. Peki. Ben de bir kamu kuruluşunda evet. çalışıyorum. Evet. Vergi dairesindeyim. Yani biz de gittik, biz de yaşadık bunları. Evet. Onlar da şimdi bizim evet, şimdi yerimizi alacaklar. Yaşayacaklar değil mi? Tabii ki. Evet, sırayla. Evet, evet. evet. Bak, baban duygulandı. Ben bile duygulandım. Çok güzel bir olay askerlik. Ekleyeceğim bir şey var mı? Ekleyeceğim bir şey hani yok. İnşallah hani benim gibi tüm arkadaşlarıma artık girecek de çok arkadaşımız aynı zamanda köyden de. Hani bir önce sağ salim günü geldik demenesiyle nasip etsin. Evet, evet. Hani bu. Peki. Teşekkür Teşekkürler. Ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Var olun. Sağ olun. Sağ olun. Hoş olsun. Sevgili izleyiciler, biraz önce delikanlıyla babasıyla görüştük. Şimdi de annenin adını soyadını alalım önce bir. Nezaket Kaya. Evet, asker annesi oluyorsunuz. Evet, Allah izin verirse. Neler hissediyorsun? Anlat bakalım. Çok iyi duygu. Evet. Çok iyi duygu. Allah herkese nasip etsin. Baba neredeyse ağlıyordu. Sen hissettiklerini bir anlat bakalım. Ya evet, anneyi de gördüğünüz gibi böyle boğazlar düğümleniyor.
Ama gurur duymalısınız, onur duymalısınız. Ne mutlu asker annesi olabiliyorsunuz değil mi efendim? Bir tane erkek oğlunuz Allah var. Allah herkese nasip etsin. Amin cümlesine. Evet. Allah hayırlısıyla çok iyi, güzel, çok kavuşmanızı Allah, nasip amin, etsin. İnşallah herkeslere. Cenab-ı Allah hayırlısını evet, gidip geldiniz. Tekrar ediyorum ne mutlu asker çok annesi şükür. Olmanıza. Allah herkeslere nasip evet, etsin gidip gelmeyi. Evet kızınızla da konuşalım. Evet sizi de tanıyalım. Büşra. Benim Büşra, adım, evet. Evet sen neler söyleyeceksin? Abini hı-hı. askere gönderiyorsun. Aslında ben de aynı şeyi söyleyeceğim ama evet. tabii ki de benim için gurur duyucu. Evet. Yani bu kadar. Özleyecek misin abini? Tabii ki. Bir abini sarılır öper misin? Tamam, tamam, tamam. Evet. Tamam. Tamam, tamam. Evet işte askerlik bu. Ama tabii bu İki türlü gözyaşı sevgili izleyiciler. Bunun içinde gurur da yatıyor öyle değil mi? Evet tabii ki. Yani çok. Gurur çok evet. önemli. Bu, gururun gözyaşları bir noktada. Evet sen neler söyleyeceksin son olarak bize? Son olarak mutluyuz. Mutluyuz elbette. Evet ben bu akşam mutluyum. Ne mutlu bir askerimiz daha oluyor aynen. diye. Aynen. Evet siz abla mısınız kardeş evet, misiniz? Evet ablayım ben Bilge Kahyaoğlu. Çok neler mutluyuz. Gururluyuz, onurluyuz. Evet. Böyle bir kardeş yetiştirdiğimiz için mutluyuz. Bir askerde hayırlısıyla. Yetişiyor galiba evet. değil mi efendim? Evet. Bir asker de burada var. Ona da böyle günler nasip i̇nşallah, etsin. İnşallah, inşallah. Evet. Babayla konuşmuştuk ama gözlerinin dolduğunu hissediyoruz. Tekrar ediyorum ne mutlu. İyi eğlenceler dileyeceğim ve Allah kavuştursun diyeceğim tez zamanda. İnşallah Allah hayırlısını herkeslere gidip gelmeyi nasip etsin. Cümlemize. Bütün evlatlarımıza hayırlısını da hayırlı tezkereler diliyorum. Evet hayırlı tezkereler dileyelim. Kışlanın kapısına mail oldum yapısına. Kışlanın kapısına mail oldum yapısına. Telli kurban bağlayayım asker yarına. Telli kurban bağlayayım. Asker yarın kapısına yüce dağlar olmasaydı laleleri solmasaydı ölüm Allah'ın emri de şu ayrılık olmasaydı karlı dağlar olmasaydı laleleri solmasaydı ölüm Allah'ın emri de şu ayrılık olmasaydı. Kara kazan kaynamasın, atın ciri doylamasın. Kara kazan kaynamasın, atın ciri oynamasın. İki sene asker oldum, nazlı yârim ağlamasın. İki sene asker oldum. Nazlı yârim ağlamasın. Yüce dağlar olmasaydı laleleri solmasaydı ölüm Allah'ın emrine şu ayrılık olmasaydı karlı dağlar olmasaydı laleleri solmasaydı
ölüm Allah'ın emrine şu ayrılık.